Siz insanlara da değdiniz hocam. Yazılarınız çok güzel. Yani ben bunu biliyorum. Bize mektup yazmışlarınız da var. Hepimize işte bunu açmayacaksınız, bu zarfı şu zaman açacaksınız dediğinizde böyle merak uyandıran şeyleriniz de var. İşin ilginç tarafı ben bu konuda hayranlıkla izliyorum. Mesela 6. gruptan diğer arkadaşlarla konuştuğumuzda bakıyorum ki hayatımızın bir bölümünü biliyorsunuz. Yani demek ki herkesi aramışsınız, yani tek tek ilgilenmişsiniz. Mustafa Hoca benim özel hayatımda bir kısım şeyleri biliyor mesela, kimsenin bilmediği. Diğer arkadaşlarımınkini de biliyor. Ben buna nasıl vakit ayırdığınızı, yani iş potansiyelinizi de biliyorum çünkü. Yani nasıl çalıştığınızı da biliyorum. Avukat olarak sizi de takip ediyorum, yani sevdiğim bir üstadım olarak. Nasıl vakit ayırdığınızı, nasıl bunlara yetişebildiğinizi ayrıca merak ediyorum. Ya vakit ayırmak, ya zamanla ilgili bir derdim yok herhalde. Yani mesela bazıları şey kavramı diyor, zamanı yönetebilmek, zamanı kullanabilmek gibi kavramlar. Zaman öyle bir şey değil gibi geliyor bana Halil. Yani zaman üzerinde hükümranlık kurabileceğim bir şey değil. Ama ben mesela uyumayı çok sevmem. O yüzden az uyuyarak birçok şeyi daha çok yapabiliyorum. Ama onun dışında dedim ya, yani herkeste iyi yaptığım şeyi iyi yapmaya çalışıyorum. Avukatlığı sevdiğim için onu iyi yapmaya çalışıyorum. Kitap okumayı, yazmayı sevdiğim için onu iyi yapmaya çalışıyorum. Ve onların, yani hayatlarına dokunmaya çalıştığım insanların hayatları, hatta ben buna şey diyorum, hikayeleri, onlar da beni besliyor. Onlar da beni hayatta tutuyor. Ya her akşam açık söyleyeyim, o yatağa girdiğimde zerreciklerime kadar eminmiş, tükenmiş olmayı ve sabah yepyeni bir Mustafa Köroğlu olarak kalkmayı, o günü o şekilde bitirmeyi seviyorum. Evet. Belki de bunun sonucu yani. Açıklamanız için teşekkür ederiz. İyi bir dilekçe yazılması için nasıl bir çalışma yolu izlenebilir? Hani bu aralar uzun zamanda aklımda bir kitap var, onu yazmak istiyorum. Ama bu kitabı yazarken biraz daha yolun başındaki genç meslektaşlarıma yönelik, ilgiden ziyade kendi tecrübelerimi de yansıtan bir kitap olmasını istiyorum. Onun bir bölümünü mesela hitabet üzerine ayırmayı, yani konuşabilme yeteneği, bunu duruşmalarda kullanmayı, bir bölümünü de dilekçe yazımı üzerine düşünüyorum. Hatta bildiğim kadarıyla aslında bu konuda çalışan çok değerli meslektaşlarım da var. İstanbul'da bir avukat meslektaşımız var. Ciddi bu konuya yıllardır kafa yorup hazırlamış olduğu bir kitap da var. İşin teknik kısımları var. Ama ondan önce mesela stajın başında da belki de bir stajyere şunu göstermek lazım. Hangi yazı karakterini kullanacaksın? Kaç punto kullanacaksın? Ondan sonra orada alıntıyı nasıl göstereceksin? Nerede italik kullanman gerekir? Bir dilekçenin her tarafının birinin 20 karakter, birinin 12 kırmızılarla boyamışsın gibi yazılmasının aslında doğru olmadığını göstermek lazım. Yani dilekçenin gerçekten bir şeyi vardır. Yani belki meslekte çokça karşılaşıyoruz. Hani dilekçelerimiz okunmuyor. Açıkçası ben çoğu zaman iyi bir dilekçenin okunduğunu gördüm. Yani bildiğim meslektaşlarım, belki fakülteden dönem arkadaşlarımla da konuştuğumda onlar da okuduklarını ifade ediyorlar. Yani dilekçeyi sen karşı tarafa okutturabilmelisin. Bunun için mesela şu önemli. Biz avukatız, yani hukukçu olarak dilekçemizin bir şekli şemali dışında ruhu da olmalı. Yani kastettiğim şu, mesela hukuki dayanağı olmalı. Yazdığın şeylere, o şöyle dedi, bu böyle oldu vesaire gibi bir arzualci diliyle yazamazsın. Sen ortaya en önemli şey hukuki dayanağını koyacaksın. Hangi kanun, hangi yönetmelikte, nerede bu konu düzenlenmiş koyacaksın. Ondan sonra somut olaya uyarlayacaksın. Ondan sonra dayanaklarını belki konuyla ilgili yargı kararlarını ekleyeceksin. Bilimsel makalelerden alıntılar ekleyeceksin. Ve ortaya bir dilekçe çıkacak. Evet. Yani onun dışında alelade bir şeyler karalayıp cevap vermiş olmak için, yanıt vermiş olmak için, yazmak için yazılmamalı dilekçe. Evet. Hatta anlaşım varsa düzeltin, herhalde siz dilekçe yazmadan önce bize şema çizmeyi öğretmişsiniz. Şema çizmeyi iyi hatırlattın. Benim mesleğim başında da ilk öğrendiğim şeylerden birisiydi ve bunun çok faydasını gördüm. Yani anlatamam. Kastettiğim şu, yani hatta Amerikalı bir yazar vardı, Kurt Vonnegut galiba. Ben size 7 yaşında bir çocuğa anlatır gibi çizerek de anlatabilirim diyordu. Bence iyi bir hukukçu şema çizebilmeli. Yani olayı şematize edebilmeli. Karşı tarafın anlattığı olayları, belgeleri vesaire inceledikten sonra bunu metot eğitimlerinde anlatırım ben hani. Çünkü bu işin de bir metodu olduğunu gördüm ve inanıyorum. Tutup şemalar çizip, iddialar bunlar. Yani hatta şöyle söylüyorum, bir dilekçeyi aldığınızda önünüze otopsi masasını yatırır gibi yatırın. Ve ondan sonra onun içini açarmış gibi kastedilen iddialar bunlar. Bu
hukuki dayanaklar bunlar, verilenler bunlar. O zaman zaten o şemayı hazırladığında, çizdiğinde ortaya vereceğin cevap şeması da çıkıyor. Anlatabildim mi? Ve bu şema dosyada durduğu zaman yıllar sonra bile 2 yıl süren bir yargılama sırasında, duruşma sırasında hakim sana sorduğunda bir soruyu, bir dosyayla ilgili bilgiyi, duruşma sırasında böyle böyle kalmazsın. O şemanı açarsın, cevabını oradan verirsin. Buna da kolaylık sağlıyor. O yüzden önemsiyorum şemayı. Yani benim de meslek hayatımda gerçekten işime yaradı. Çoğu zaman da kullandım onun için de. Umarım sen de senin yetiştirdiğin meslektaşlarını bu alışkanlığı kazandırabilirsin. Çünkü bu mesleğin başında gerçekten kazanılması gereken bir alışkanlık. Evet. Bunu yani nasıl başlıyorsa biraz da öyle gidiyor. Yani o yüzden dikkat edilmesi gereken hususlar aslında. Şimdi bazı kesimlerden şu yorumları alıyoruz. Staj eğitimi gereksiz, işte staj avukatlar için bir yani gereksiz bir prosedür gibi bir şey. Onunla alakalı avukatlık stajı olmadan avukatlık mesleği öğrenilebilir mi gibi sorular alıyoruz. Lafı hiç uzatmayayım bu konuda. Cevabı uzatacağım ama net olarak diyeyim hayır. Bak bunu staj kurulu başkanlığı yapmış birisi olarak söylemiyorum. 6 yıl boyunca günde 4 saat uyuyarak orada staj kurulunda çalıştığım için de söylemiyorum. Mesleki bir eğitimin ne demek olduğunu çok iyi bilen birisi olarak söylüyorum. Hatta o mesleki eğitim sayesinde avukatlık hukuku öğretirken avukatlığı da öğrendiğimi, avukatlık hukukunu daha iyi öğrendiğimi bildiğim için söylüyorum. Staj dediğiniz şey geçirilmesi gereken bir yıllık bir süreç değildir. Orada zaten bir yıllık süreçte bir insana belki de avukatlık mesleğine dair çok bir şey öğretemezsiniz. Yani birçok hukuk alanı varken hangi alanda neyi öğretebileceksiniz? Ama kazandırılması gereken bir şey vardır. Nedir o? Bir, mesleki bir duruş. Anlatabiliyor muyum? Ve bu mesleki bir duruşu avukatlık kanunuyla, meslek kurallarıyla birlikte insanlara göstermelisiniz. Ve buna galiba kelime olarak teveccüh deniyor. Yani bir mesleğin üzerine silmesi. Hani bir cübbeyi giyiyorsun ya, o cübbenin üzerine yakışması gibi bir mesleğin de senin vücuduna, ruhuna oturması lazım. Ve bu eğitimle başlıyor. Staj eğitimiyle başlıyor. İyi bir staj eğitimiyle başlıyor. Ve hatta staj eğitiminde o yüzden şeyi önemsiyorum. Eğitimcinin niteliği. Yani orada stajyerin karşısına çıkardığın eğitimci en başta model olabilmeli. Model olmaktan kastettiğim, senin bir stajyer olduğunu düşünelim. Karşına bir avukat geliyor, sana mesleği öğretecek, baba adına vesaire. Sen ona baktığında, ya avukat böyle bir şey demek ki diye düşünmen lazım. Konuşmasıyla, yürümesiyle, üslubuyla, tavırlarıyla, düşünce mantığıyla, her şeyiyle. Bunu sana dedirtebilmesi lazım. O yüzden staj eğitimi her şeyiyle, yani danışmanıyla, stajyerin bu işe bakışıyla, ortamıyla, bağının koşullarıyla dahi çok çok önemli bir şey. Diğer soru, avukatlık stajı için hangi tarz ofislerin tercih edilmesi gerekir gibi bir soru var ama şimdi şunu da biliyorum, yani pratikte daha çok stajyerler tercih etmektense zaten staj yapabileceği bir yer buldukları zaman mutlu oluyorlar. Zaten o sorun ayrı bir sorun ama siz yine de nasıl bir ofiste, ne tarz bir ofiste staj yapılmasını doğru bulursunuz veya faydalı bulursunuz? Bu konuyu çok konuştuk. Gerçekten yani genç meslektaşlarımla, hele bu son dönemde de bir ayıp stajyerde diyor seçer. Yani genelde stajyerler CV'yi gönderiyor, başvuru yapıyorlar, ona göre tercih ediliyorlar falan, doğru. Ama stajyer de bir biliyorsun avukatını seçmeli. Dedim ya en başta kendine bir usta seçeceksin diye. Oradan gelen bir devamlılık bu. Yani sen de çalışmak istediğin büroyu buna göre tercih etmelisin. Bunu yaparken farklı farklı bürolar var. Yani daha çok avukatın çalıştığı büyük uluslararası düzeyde hizmet de veren bürolar da var. Benim butik dediğim, daha 2-3 avukatın birlikte çalıştığı bürolar da var. Tercih nasıl bir avukatlık yapmak istediğini düşünerek o kişi verecek. Ben bu anlamda öneride bulunamam. Ama şunu tavsiye ediyorum. Ben de butik büroda yetiştim ve beni yetiştiren avukat o masaya oturtturdu. Bana dikte ederek yazdırdı. Dikteden kastım mesela bir dilekçe mi yazacağız? O söyledi, ben yazdım. Sonra bilgisayara geçtim. Üzerinden mesela bana o dönem bu biraz anlamsız geliyordu Halil. O zaman şunu fark ettim. Ben bir dilekçe üslubu kazanmışım. Kelimelerim, cümlelerim oluşmaya başlamış. Onları nasıl kuracağımı öğrenmeye başlamışım. Ve bunu sana vakit ayıracak bir büroda öğrenebilirsin. Bugün maalesef genç arkadaşlarımın yaşadığı en büyük sorun, senin de dediğin gibi
büro bulamıyorlar staj yapacak. O yüzden bulduklarına tabii ki hemen kabul ediyorlar. Ama bir sana meslektaş gözüyle bakan, yani gerçekten avukatlık mesleğini öğretmek isteyen insanlarla çalışmanı tavsiye ederim. Veya onları tercih etmelerini öneririm. İki, biraz daha bu butik anlayışlar sana mesleği de anlatmaya, benimsetmeye çalışan bir büro olması lazım. Evet. Bu soruyla alakalı bir de şöyle bir sorumuz var. Avukatlık stajında bir alan üzerinde çalışan bir ofiste mi çalışılmalı, yoksa çeşitli dava türünde çalışan ofislerde mi staj yapmak daha faydalı? Ya genç arkadaşlarımda şunu görüyorum. Yani bazen kariyer günlerinde de soruyorlar. Biraz daha uzmanlaşma adı altında. Uzmanlaşmak mümkün. Yani mesela sen fikri sınav ayakları daha çok seversin. Rekabet hukukundaki çalışmaları fakülteden itibaren daha çok öğrenmek istemişsindir. O alanda çalışan bir büroyu istersin. Saygı duyuyorum. Ama mesleğin başında biraz daha avukatları her yönüyle görmek bence daha sağlıklı. Yani o yüzden ben mesela kendi büromda da bir çizelgemiz var stajyer arkadaşımızla. Her işten elimizden geldiğince yapmaya ve onu göstermeye çalışıyoruz. Yani ihtiyacı tedbiri nasıl aldığını öğrenmiş mi? Kira tahliye davası, icra takibi yapmış mı? Anlatabiliyor muyum? Böyle çeşitlilikle bir eğitim alsa, mesleki eğitimin başında bu şekilde başlasa daha faydalı olur gibi geliyor. O yüzden bence biraz daha ikincisi. Anladım. Şöyle bir soru da gelmiş. Staj yaparken bir alana yönelmek gerekir mi? Aslında bununla alakalı. Ha bak, orada şöyle bir şey var. Aslında mesleğe başladığında alan seni seçiyor. Bana öyle geliyor. Neden? Ben mesela mesleğe başladığımda mesleğin başında bir vakıflar hukuku üzerine bir iş almıştık. Ve gerçekten spesifik bir işti. Türkiye'de az yapılmış bir işti. Ve sonradan o işi yaptık. Hatta o iş yıllarca sürdü. Ve o iş sayesinde bize birçok vakıflı hukuk alanında iş geldi. Ve ben bir baktım 10 yıl sonra falan ben o alanda çok gerçekten bilgi sahibi, yetkin, belki de bu ülkedeki birkaç kişiden biri olduğumu hissetmeye başladım. Hani bunu bir şey olarak söylemiyorum ama hani bunu hissediyorsun. İşte şunu anlıyorsun. Aslında süreç seni bir uzmanlaşma alanına doğru da sokuyor. Yani gelen iş de seni belirliyor. Belki şu var mesela, gene rekabet hukukuna gidelim. Çok iyi bir rekabet hukukçususundur, öğrenmişsindir o alanı vesaireyi. Ama sana o alanda iş gelmediği zaman o işi yapamayacaksın. O işin pratiğini belki yapamayacaksın. O yüzden bırakın yolda şekillense bazı şeyler. Baştan o yüzden genç arkadaşların hani şu alan diye diretmesine gerek yok. Biraz esnek olsunlar. Süreç onları şekillendirecek. Çok teşekkür ederiz hocam. Son olarak özellikle avukatlık yapmayı düşünen hukuk fakültesi öğrencilerine, şu an stajını gerçekleştiren veya yeni başlatan öğrencilere, yeni avukatlara özetlersek söylemek istediğiniz şeyleri bir toparlayıp kapatalım. Şöyle Ali, aklıma biraz önce sorduğun soru sırasında aslında bir şey gelmişti. Nasıl biyolar tercih etmeliler noktasında da aklımın bir köşesinde kaldı. Uzun zamandır, 2 yıldır aklımda bir yazı vardı Ali'de. Özellikle de orada çalıştığım süreç içerisinde görüştüğüm binlerce kişiden bende kalan bir tortu gibi. O yazıyı bu Covid döneminde evde kaldığım bir gece sabah, üstelik 5 Nisan Avukatlar Günü sabahı 6'ya kadar oturarak yazdım. Yazının başlığı hatta şöyle bir şey oldu. Avukatlıkta mesleki bir deformasyon, birlikte çalışma ahlakı. O yazıyı da çok kıymetli bir avukatlık mesleği dergisi olan Üstad isimli dergiye yolladım. Umarım yayınlanır. Şunu gördüm Ali, sıkıntı var. Birlikte çalışmakta, avukatların birlikte çalışmasında sıkıntı var. Ve bu sıkıntı giderek büyüyor. Biz mesleki anlamda birlikte çalışma ahlakını kaybetmeye başladık. O yüzden ve bu mesleğin başındaki gençlerde çok büyük hasara sebebiyet veriyor. Bunu ortadan kaldırmalıyız, bunun için çabalamalıyız, bunun için bazı çalışmalar yapmalıyız. Ve çünkü bu mesleği ne olursa olsun fakültesini bitirerek gelmiş ve yapmak isteyen binlerce genç var. Ve onlar bu mesleği iyi bir şekilde yapmalı, sürdürmeliler. Ama biz daha mesleğin başında onların ruhunda büyük yaralar açıldığını görüyoruz. Maalesef. Ve bu yüzden ben diyorum, kullandığım bir kelime var ya, heves daim. İşte o hevesi daim kılabilmek lazım. Hayatında, her şeyde. Ve kimse başkasının içindeki o hevesi çekip almasın lütfen. Ben bunu söylemek istiyorum ya. İyi hocam, çok teşekkür ederiz. Biz bu videoların devamının da gelmesini isteriz tabii ki. Sizinle tekrardan röportaj yapmak isteriz derneğimiz olarak. Biz derneğimizi kurduk yılbaşında.
dernekleştiniz artık. Dernekleştik. Bir tutam hukuk derneği, ben de kurucular arasında yer alıyorum. Bu tarz örgütlenmeyi doğru buluyorum açıkçası. Çünkü hani benim hayatımda bu kadar çok insan girmesi, staj eğitimleri vesaire aslında sizin yaptığınız şeyle aynı yerden besleniyor. Nedir bu? Saf, yani dayanışma. Sırtını birisine veriyorsun, omzunu dayıyorsun, kalabalıklaşıyorsun, birbirini tutuyorsun. Sizin de bu dernek vasıtasıyla belki yapacağınız şey bu olacak. Binlerce genç hukukçuyu orada bir araya getirip sorunlarını çözeceksiniz, yardımcı olacaksınız, yön göstereceksiniz. Evet. Bravo, iyi bir şey yapıyorsunuz. Ya ben daha çok destek oluyorum. Derneğimizin başkanı şu anda benim stajyerim Furkan, Muhammed Furkan. O bu konularda bayağı bir sosyal davranıyor. Ben de ona destek açısından hani bir üstadı olarak yol gösteriyorum. Kendisine yardımcı oluyorum. Başkanımıza da buradan selamlar iletiyorum. Başarılar diliyorum. Biz teşekkür ederiz bu videoda bize katılıp ben değerli bilgiler sunduğunuz için. Çok iyi olduğunu düşünüyorum açıkçası. Çok da mutlu oldum. Umarım. Yani çok belki de bu videoyu izleyerek kafasında olan bazı soruların cevaplarını alamadı arkadaşlar. Ama ben zaten net cevap vermeyi sevmiyorum. Yani evet. Net cevap vermesini doğru bulmuyorum. Tam tersi kafalarının karışması gereken bir dönem. Ve o karışıklıktan herkes kendisini bulup çıkaracak. Sadece hani şunu bilsinler, cübbelerini giydirirken stajyerlerimin kulağına hep aynı şeyi fısıldadım. Hani ruhunu cübbeye asla teslim etmeden. Yani kastettiğim şey şudur, hakim savcı da olsa, avukat da olsa giydiği o cübbe sahip olduğu, yani onu aslında temsil eden, yani onun kişiliği, benliği hiçbirisini önüne geçmemeli. O elde ettikleri sıfatlar isimlerinin önüne geçmemeli. Bu hayatta geriye bir şey bırakacaksak, İsmimizde olacak, sıfatlarımızda değil. Ve sıfatlarımız isimlerimizi gölgelemesin, onu parlatsın tabiri caizse. Buna hizmet etsin isterim. Peki, çok teşekkür ederiz hocam. Değerli arkadaşlar, hepiniz videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoya destek olmak ve bu tür videoların devamının gelmesi için lütfen kanalımıza abone olun ve beğenirseniz de videomuzu beğenin diyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşça kalın.